Mutlu günler, mutlu haftalar. Değerli izleyenler hoş geldiniz. Biz spor stüdyolarına 28 Şubat pazartesi günündeyiz ve her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Haftanın ilk manşetine Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz? İyiyiz. Biz de çok teşekkürler. Çok yoğun futbol açısından. E, yoğun derken böyle çok fazla futbol maçı, her hafta olduğu kadar futbol maçı ancak maçların yoğunluğu arttı. Bu da ilgi çekici bir detay. Topun oyunda kalma süresi e, bazı maçlarda yükseldi. E, Oyuncu çocukların ayakta kalma e, konusundaki yaklaşımları değişti daha fazla ayakta kalan daha fazla mücadele eden yani şöyle söyleyeyim eskiden 15 dakikada seyrettiğiniz maçı o yoğunluğu biz şu anda neredeyse 2 15 dakika sığdırıyormuş gibi maçlar oynanmaya başladı. Bu da dikkat çekici bir gelişme futbolumuz adına. Umut verici bir gelişme demek ki istenince oluyormuş diye bir not düşerek başlayalım bugünkü programımıza. Bu da gol rekoru getiriyor galiba. Bu da gol rekoru getiriyor. Aynen söylediğiniz gibi daha henüz kıramadık ama 41 gol ile şu ana kadar bu sezonun en bol gollü haftasına ulaşmış durumdayız. Bu akşam oynanacak saat 20'de Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmasında eğer 2 gol atılırsa 43 gollü rekorumuzu Süper Lig tarihinin rekorunu egale, e, egale edeceğiz. 3 gol atılırsa da rekoru kırıp 44 golle yeni rekoru set etmiş olacağız. Diyelim 27. haftayı az önce söylediğimiz gibi bir maç dışında tamamlamış e, durumdayız. Hemen getirelim ekranlarınıza. Haftanın bol gollü geçme en azından ben bekliyordum. Adana Demirspor Fraport Antalya Spor karşılaşması şu ana kadar 0-0 berabere biten tek maçı ama yine mücadele düzeyinin yüksek olduğunu belirtelim bu karşılaşmanın da. Trabzonspor inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. 2-0 geride bitirdiği ilk yarının ardından 3-2 kazanmayı başardı. Medipol Başakşehir Vavaka Fatih Karagümrük İstanbul derbisinde Karagümrük 2-1 galip geldi. Beşiktaş Demir Grup Sivas Spor deplasmanından ligimizin en zorlu deplasmanlarından birisi en zorlu takımlarından bir tanesi Demir Grup karşı, Sivas karşısında ee, birazdan konuşacağız Uğur Meleke de bir cümle sadece beklendiğinden daha kolay bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz. Ee, Giresun Giresunspor Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Hakikaten Göztepe takımı hocasıyla taraftarıyla ve oynadığı oyunla hak ettiği sonuçları almakta zorlanmaya devam ediyor. Altay-Gaziantep karşılaşması yine yüksek mücadeleye yine yoğun futbola sahne olan karşılaşmalardan bir tanesiydi. Altay 3-2 kazandı. Atakaş-Atay Spor Öznür Kablo Yeni Malatya 5-2 mağlup etti. Haftanın en bol gollü ve de en farklı skoru olan karşılaşmasıydı. Karşılaşmalarından birisiydi. Öznür Kablo Yeni Malatya Spor artık 9. hafta üst üste ligin en alt sırasında yer alıyor. Özgür Kablo yeni Malatya Spor. Ee, önceki sezonlarla kıyaslandığında istatistiki olarak da 27. haftaları itibariyle en az puan topladığı, en az gol attığı, en çok gol yediği haftayı, 27. haftayı geride bırakmış oldu 5-2'lik mağlubiyetin ardından. Teknik direktörle yollar ayrıldı, yerine Adem büyük getirildi. Futbol sorumlusu olarak hem oyuncu hem futbolcu olarak devam etti iki maç. Ondan sonra o da bitti o mevzu da kapandı ve artık yani kulüp yönetimi de tahmin ediyorum biraz işleri bırakmış gibi görünüyor. Çünkü dediğimiz gibi 9. hafta ligin en alt üst üste ligin en alt sırasında 17 puanla 20. Aytemiz Alanya Spor, İttifak Holding Konya Spor karşılaşması Alanya'nın 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Birazdan bu maçı da konuşacağız. Galatasaray Çaykur Rizespor 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğü var ve haftanın kapanış maçı bu akşam saat 20'de Kasımpaşa Fenerbahçe arasında. Uğur Bey hemen gazete başlıklarına geçelim. Ondan sonra sözü size bırakacağız. Aslan geri döndü. Hürriyet gazetesinin başlığı Galatasaray bu sezon ilk kez 4 gol attığı buluşmada Rize'yi yıktı. İç sahada 4 maç aradan sonra kazandı. Jetson Fernandez'in 8. dakikadaki golü Nef stadında soğuk duş etkisi yarattı. 40'da Patrick Van cevap verdi. 49'da Tyler Boyd Rize'yi tekrar öne geçirdi. 64'te Gomis penaltı kaçırırken 70'te beyaz noktada Babel bu kez hata yapmadı. Patrick Van 87'de bir kez daha sahneye çıktı. Gomis 90 artı 8'de kendisini affettirdi. Galatasaray kritik bir galibiyet aldı. Şu iyi oyuncular böyle durdurulur kısmını isterseniz sonraya bırakalım. Belki oraya ayrı bir parantez açmak isteriz maçın dışında. Bir sonraki sayfa Foto Maç gazetesinden başlık. Portakal mevsimi. Hollandalı iki yıldız Ryan Babel ve Pat Patrick van Aanholt golleriyle Galatasaray'a hayat verdi. 40. dakikada sağ ayağıyla fileleri sarsan Patrick van Aanholt 1-1 yaptı. 87'de ise takımını 3-2 öne geçiren golü attı. 31 yaşındaki oyuncu defansta da müthişti bu karşılaşmada. Demiş. Orası biraz tartışmalı değil mi? Orası biraz tartışmalı evet. <laughs> Bir sonraki sayfa Milliyet Gazetesi Domenek Tore'nin Galatasaray'ı. Galatasaray'ın teknik patronu düşündüğü oyun stilinin ileride baskı, agresif oynamak ve risk almak olduğunu anlattı. Rize galibiyetini değerlendiren Katalan teknik adam bu sadece 3 puan daha fazlası değil. Maçta taraftar destekledi. Onların sayesinde kazandığımızı söyleyebilirim dedi. Diğer taraftan faulleri sayamadım. Çaykur Rizespor'un başında ilk maçına çıkan Bülent Hoca, Bülent Korkmaz da faulleri sayamadım sözü başlığa çıkarılmış. Yusuf'un bir pozisyonu var, itme var ona penaltı çalmadı. Bize bu kadar basit gösteriyorlarsa Galatasaray'a olsa gösterir miydi? Dün akşam maç sonunda flash röportajda cümlelerini bu şekilde aktarmış. En sol altta e, dediğim gibi birazdan konuşacağız onu ayrı bir başlık olarak değerlendirelim. Jetson Fernandez'in e, ayağının fotoğrafını koydu. Ryan Babel ve Mark Howe'ye seslenerek bir şey söyleyecek misiniz diye yaralı e, ayağının e, fotoğrafı stresine koymuş. Daha sonra Ryan Babel de buna cevap verdi ama önce maç diyelim. 4-2'lik galibiyet diyelim pozisyonlarını da konuşacağız maçın. Uğur Bey bir cümleyle özetleyin deseniz karşılaşmayı şöyle bir cümle kursam acaba e, haksızlık etmiş ya da iddialı söylemiş olur muyum? Galatasaray Jason Fernandez karşılaşması 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitti. Haklısınız. Jason Fernandez Galatasaray orta sahasının standardını ortaya koydu. Ve bunu tek başına yaptı 3 kişiye karşı. Kese, bu Jetson Fernandez Benfica'da dakika almayan. Bravo. İlk yarı boyunca hemen hemen müsabakaya Hazır çıkmayan, Olmayan. Çıktığı müsabakalarda 3 dakika 5 dakika süre alan. Sadece antrenman yaparak bir devre antrenman yaparak Türkiye'ye gelen. Ama geçen hafta 12.843 metreyle Süper Lig'in en çok koşan oyuncusu olan hazır gelen ve bu maçta da Galatasaray orta sahasının ne kadar sıradan olduğunu kanıtlayan oyuncu çek başına jet koymak bir tarafa onların ne kadar sıradan olduğunu gösterdi. Ya da neye ihtiyacı olduğunu gösterdi diyebilir miyiz Galatasaray ortasında? Gösterdi. Bu, buyurun. Taktiksel olarak e, bazı düşünceler uyandı bu maçta benim zihnimde. Siz konuşurken bir grafiğimiz var. Tolga e, Galatasaray ve Jetson Galatasaray orta sahası ve Jetson Fernandes grafiği. Uğur Bey konuşurken onu da getirelim. Buyurun. Taktiksel olarak bazı düşünceler uyandı. Bu müsabakayı izlerken ben de. Şimdi Galatasaray'ın 3 tane meselesi var bence yeni sezonla ilgili. Eğer yeni sezonu Dominik Torrent'le ve bu kontratlı oyuncularla yola devam edeceklerse ki etmek durumundalar. Çünkü herkes ekonomik olarak çok büyük bir kıskat içinde. Şimdi birincisi yerli sınırı. Şu anda 3 yerliyi e, bulmakta güçlük çeken birçok takım varken Torrent 2 haftada 4 yerliyle oynuyor. Bilmiyorum spor dikkatini çekiyor mu? Mesela biz ısrarla ya Taylan Berkan'dan birinden ya da ikisinden feragat etme falan derken geçen hafta birini oynattı bu hafta ikisini de oynattı Doğru. ve 4 yerliyle sahaya çıktı. Belki de Torrent, farkında değiliz ama gelecek sezon 4 yerli oynatması gerektiğini belki de farkında ve belki de gelecek sezon planlamasını yapıyordur ki böyle düşünüyorsa tebrik ederim kendisine. Birinci konu yerli meselesi. Bu dikkatimi çekti. Onun çizeyim. Yeni sezon planlaması ile ilgili İkinci konu, dün Galatasaray gerçekten de Torrent'in ne oynatmak istediğini daha fazla sağa yansıtan bir takım görüntüsündeydi. Bu oyun çerçevesinde Fananold, Omar, Omar sürekli oynar mı bilmiyorum. Şu an çok duygusal bakıyoruz sanki bu konuya. Ya da Boyi. Boyi'nin de kontratı sürüyor. Gelecek yıl Galatasaray'ın bekleri sanki e, bu oyun çerçevesinde ofansta daha büyük katık yapar. Torrent'in oyunuyla. Ama defansif olarak zafiyet gösterir. Onu görebiliyorum. Rize Spor'a zafiyetleri çok fazla meydana çıkartamadı. Ama başka bir takım olsa çıkartırdı. Bu durumda acaba Torrent gelecek yıl üçlü savunma mı düşünür? O aklıma geldi. 3-4-3 mü düşünür? Bu beklerle. Çünkü Fananolt'ta kontratın var. Boy ile kontratın var. Ee, yani yabancı bu oyuncular üstelik. Yani oraya yerli oyuncu bulmak da kolay değil. Onların devam etmesi çerçevesine devam edeceklerini varsayarsak. Galatasaray'ın bu kanat beklerinde ofansif özelliklerini dikkate alırsak, Sanki 3-4-3'te kanat bekli olarak Fananolt, Omar, Slash, Boyi daha uygunlar gibi geldi bana. İzlerken onu düşündüm. Bunun yan bir kanalını açarsak, tali bir detayını açarsak Galatasaray transferde bence yerli bir stopere yönelmeli. Yani Marka ve Nelson'un yanına yerli stoper bulmalı ki hem yerli stoper sorununu çözsün, pardon yerli oyuncu sınırına takılmasın, yerli oyuncu meselesini çözsün. Hem de üçlü savunma oynatacaksa e, Domenek Toren. Marka ve Nelson'un yanında pekala ligde bir sürü yerli genç oyuncu var çıkış yapan. Yerli, genç, yerli genç süper çok sayıda var. Lig bu konuda zengin. Onu ligden pekala bulabilirler çok rahatlıkla. Üçüncü konu Galatasaray'ın kiralıktan dönen oyuncuları o kadar uygun ki Galatasaray'ın yeni sezon planlaması yapması için. Şimdi Pena kiralık. Gelecek ya sende olacak mı olmayacak mı belli değil. Okan Kocuğun performansı ortada. Kaleye eğer birinci kaleci Okan'la devam edersen bir defa yerli oyuncu meselesinde bir adım atmış oluyorsun. Okan'ı kaleye koyarsan. 2 Yunus Akgün kiralık. E Zaten yaptığı çıkış ortada. Eğer ileri üçlüye dönersen 3-4-3 ya da 4-3-3. Santrfor'un var. Sol açığın var Kerem. Sağ açığı tamamlamış oluyorsun Yunus'u. Çünkü Galatasaray sağ açığı bulamıyor. Her maç sağ açık değiştiriyor. Öyle değil mi? Bu maçta da e, Emre Kılınç başladı. Sonra Babel devam etti. E Barış Alper de zaman zaman formal oluyor. Zaman zaman da Feguli buluyor. Net Kerem gibi net bir sağ açığın yok. Yunus Akgün döndüğünde pekala Kerem Gomis Yunus dört başı mamur süper bir ileri üçlüsü olur Galatasaray'ın. Yani bu maç bana daha çok bu sezonla ilgili değil de gelecek sezonla ilgili düşündürdü enteresan bir şekilde Galatasaray yönetimi Galatasaray teknik ekibi herhalde bunun farkındadır. Yani kiralık oyuncuları döndüğü zaman Okan, Yunus Akgün, belki Emrah Baba döndüğü zaman Galatasaray transferde işi bayağı kolaylaşır ve yerli sınırına çok daha az takılır. Kiralıktan dönecek yerli oyuncuları sebebiyle. Pekala da 3-4-3 oynayabilirler. Bir yerli stoper alırlar. Marco Anayasa'nın yanına. İleri üçünün kanatları Yunus Kerem olur. Hem yerli sorunu çözersin. Kaleye de Okan'ı koyarsın. Hem 4 yerli otomatik olarak tamamlanmış olur. Hem de kanat oyuncuların, hücumcu kanat oyuncuların, Boyi ve Fananol gibi hücumcu kanat oyuncu çok rahat oynarlar. Ya bunlar savunma dar boş bırakacaklar diye bir endişen olmaz yeni sezonda öyle hissettim gazeteye ilgili. Yunusak gün dediniz Yunusak günle alakalı olarak haberler de var e, sosyal medyada da olsun bazı internet <laughs> sitelerinde de olsun e, Adana Demirspor Kulübünün e, bonservisini almak istediği yönünde son derece <laughs> mantıklı bir e, hamle bunu düşünmesi son derece mantıklı alır alamaz o ayrı konu da e, kulüpler görüşür anlaşır vesaire ama söylediğiniz noktada. Gelecek vadeden sadece Türkiye için değil oyuncunun satışından da gelir ede, elde edilebilmesi anlamında gelecek vadeden en önemli kıymetlerden birisi şu anda. Kesinlikle. Adana Demir Spor'un bu almak istemesi çok doğal Yunus Akgün'ün. Bilemiyorum ne karar verirler ama hangi takımda oynarsa e, ligin ayarlarıyla oynamaya devam eder. Yunus Akgün çünkü artık gelecek değil bugün. Yani bugün ligin ayarlarını değiştirebilen bir oyuncu. Yaşı çok küçük ama ben e, Mart kadrosunda bekliyorum. Türkiye'nin Portekiz kadrosunun Yunus Akgün olmasını bekliyorum. Deniz Ündav'ın olmasını bekliyorum. Hatta artık bence kesin gibi. Umut Bozoğlu'nun olmasını bekliyorum. Yani Stefan işte konusunda Mart'la beraber e, yeni süreç planlamasını yapacağını, yani 2024 planlamasına başlayacağını, bu planlama içinde de Yunus Akgün, Umut Bozoğlu'nun ve Deniz Ündav'ın kesin olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Adal Demir da gelecek planları içinde Yunus'u istemesi doğal. Galatasaray'ın da istemesi doğal. Eğer Galatasaray devam edecekse Yunus'la bence yeni sezon ana plan oyuncularından biri olur. Yunus Akgün'de Okan Koçuk da hem de dört yerli e, sorunu yaşamazlar dedikten sonra bu maça döneyim. Galatasaray'a maça döneyim. Önce bir gelecek projeksiyonuyla girmek istedim. Buyurun. Çünkü sanki torrentte bir gelecek projeksiyonu yapıyor gibi geldi bana. Hani yerli oyuncu kazanmaya çalışması iki maçtır dört yerliyle oynaması ee, gelecek sezon Dört yerliye dönülecek olmasının belki de farkında. İhtimaller ee, dahilinde. Kesinlikle haklısınız. Biraz genelde bu tip durumda iyi niyetli e, diye nitelendirilen ben olurum ama çok iyi niyetli düşünüyorum olduğunu düşünüyorum sizin e, kafanızda bazı şeyleri yerli yerine koyarken böyle olduğunu içinde bir akıl bulunduğunu varsayıyorsunuz. E, umarız öyledir. Elbette umarız öyledir. Ama yani ihtiyacı olan durumda kendisini bu kadar zorlayacak tercihler yapmasını anlamıyorum ben. Şimdi ikinci o zaman başka devam edelim. Söylediğiniz gibi başka oyuncu Emre Kılıncı oynatamaz mıydı? Alparslan'ı tercih edemez miydi? Vesaire vesaire o çerçevede birçok oyuncuyu deneyebilirdi. Yerli oyuncu olarak ama Berkan Taylan muhtemelen kafasında en doğrusunu bu gördüğü için. Sizin beta sürümü diye nitelediğiniz hatırlayın Galatasaray'ın evet. e, oyununda, oyununda onu daha ileriye taşıyacağını düşünüyor. Ama mesela buna mukabil Gomis'de de başlamıyor. Gomis hangi oyunu oynarsan oyna. Gomis değiştiriyor Bir numaralı Santrafor'un olur her evet. türlü yani çünkü rakibi bozuyor. Şimdi Hiçbir şey yapmasa dahi. Şöyle oynuyorlar. Dahası 2 3 4 1 oynuyor. Böyle bir diziliş var mı diyeceksiniz. Böyle bir diziliş var. Manchester City'nin dizilişi. 2 3 4 1. Liverpool'un dizilişi diye bir sosta. Şu an bütün dünyanın takip ettiği bütün dünyanın izlediği tek direktörün dizilişi. İki tane stoper. İşte Liverpool için dün için söylersen Van Dijk ve Matip. Önünde bir üçlü, sağda Trent, solda Robertson merkezde Fabinho. İkinin önünde bir üçlü var yani. Ve bu üçlü oyun kuruyorlar. Manchester City'ye bakalım. İki tane stoper. iki tane stoperin önünde bir üçlü. İşte üçlünün merkezinde Rodri mesela. İşte e, sağında Cancelo, sonunda Zinchenko. Yani tamamen varsayımsal. Maçtan maça değişiyor ama mesela böyle. O üçlü, oyunu kuran üçlü. O ikiliyle ilerideki beşli arasındaki bağlantıyı kuran, topu oynayan üçlü. Galatasaray'da da Domenek Torrent iki stoperi var Marka Nelson. Onun önünde bir üçlü var. Omar El Abdaloyi, Taylan, Fananolt. Orada Taylan değil Pulgar olsa mesela ben de o üçlünün daha iyi oyun kuracaklarını düşünüyorum. Size katılıyorum. Hem Gomis hem Pulgar'ı kullanmaması konusunu mesela çok anlamıyorum. Mesela dün Gomis de Pulgar'la başlayabilirdi. Yine üç yerli olurdu sahada. Pulgar Taylan'ın yerinde oynasaydı. Mustafa Muhammed'in yerine Gomis oynasaydı. Yine sahada üç yerli vardı. Onu ben de anlamıyorum. O yüzden de arkadaşlardan şu oyun kurulumlarındaki basit pata, pas hatalarını istedim Tolgadan 12-20-46. dakikalardaki şu oyun kurulumundaki basit pas hataları o Galatasaray'ın özellikle ilk yarıda ortaya bir şey koyamamasında kritik. Peki. Torrent'in basın e, toplantısındaki sözleri vardı ama Torrent demiş ki acaba ona mı gitseydi? Sözün geldiği yerde hiç bölmeyelim aynen pozisyonlarla devam edelim. Tamam sonra onu tamam. o konunun ne olduğunu biliyorum. Sonra o konudan bahsedelim. Şimdi çıkış yapıyor Galatasaray'a. Bak o üçlünün önünde oynayan Berkan'la Berkan'ın yaptığı top kaybına bak. Şimdi bu çok acı verici bir süperlik seviyesinde oyuncu. Şimdi devam edelim. Ya bir şey söylemek istemedim. Kalbi kalbini kırmak isteyen kimse. Yine Berkan. Ve şimdi Taylan. Taylan'ın yaptı kayba bak. Şimdi bu bu kayıplar basit kayıplar. Baskı altında değil. Geçtik mi şeyi? Taylan'ın top kaybını. Evet, geçtik. Baskı altında değil. Taylan'ın yaptı kayıp da Berkan'ı yaptı kayıptı değil mi? Doğru. Baskı altında olmayan basit top kayıpları ve takımın bütününü geri koşturan. Bu hangisi? Bu üçüncü işte e, ortaya çevirmeye çalışırken kornere giden. Bu tekrar ha, sizin istediğiniz. Bu tarlanın, ki el. tamam bakın baskı yok. Çok basit bir top kaybı. Ve sizi tekrar geri koşmaya zorlayan bir top kaybı. Aynı şey. Tamam. Pozisyon. Üçüncün, Üçüncü de demek ki üç, işte kornere. miyiz? Orada çünkü şey yok ki. Bakayım. Yine ortaya çevirmeye çalışıyor. Hmm. Tamam. Sizin bahsettiğiniz Torrent'in bası toplantısında e, değineceği konuya geçmeyen önce o zaman dilerseniz. Dinleyelim mi hocam? Sonra ben onun konunun ne olduğunu biliyorum. Elbette o da e, haklı olarak konuşabileceği en azından somut olarak bir şeyler söyleyebileceği oyunun teknik yönüne ilişkin bir soru gelince keyifle cevapladı da izleyelim. O, o bölümü izleyelim Domenek Torrent'in basın toplantısında. Bu tarz bir soru sorduğunuz için çok memnun oldum. Çünkü bu bir futbol sorusu. Bu tabii ki taktik zenginlik. Ben bir saat konuşabilirim bu konuda çünkü bayılıyorum bu konuda konuşmaya. Dikkat edin bu haftaki bütün antrenmanlarda bunun üzerine özellikle odaklandık. Hiçbir zaman bekle açık aynı koridorda değil. İki aksiyon var bunu net bir şekilde açıklayabileceğimiz. Biri Kerem'e penaltı yapılan aksiyon. Kerem içerideydi. Orada Patrick dışarıdaydı. Patrick, Patrick espacio, Kerem puede espacio, boşluğa pas atıyor, Kerem boşlukta buluşuyor topla, ondan sonra penaltı kazanıyor. Gol Üçüncü golde de tam tersi. Patrick içerideydi, Kerem dışarıdaydı. No bien, es que Her zaman o şekilde yapamıyorlar ama çalıştığımız bir şey. Son 10 yılımda çalıştığım y şey. Estaba muy triste porque ve ben üzgündüm yani maçları kaybettiğimiz no zaman ve bunların hepsini gösteremediğimiz al final zaman final, çünkü herkes biliyor ki no antrenörler maç sonuçlarından hayatta kalırlar sadece oynattıkları oyundan değil creo que ellos se encuentran ahora cómodos con esto lo entienden bien el porqué benim düşüncem oyuncular bunu yaparken rahatlar. Neden yaptıklarını da gayet iyi anlıyorlar. Ve şu anda da biliyorlar ki farklı şekillerde oynayabiliriz. Creo Şu anda bunu yapmaya hazır olduklarını Öncelikle tabii ki hepsini kazanmamız imkansız yani hepsini kazanacağız sürekli sürekli değil yani bazı maçları kazanırız bazılarını da beraber kalırız bazılarını kaybederiz. Fakat Galatasaray için düşündüğüm stillerde baskı yapma agresif oyna alma ve Uğur risk alma. Uğur Bey, e, siz futbol oynadınız. Eee yetinmediniz. Teknik direktörlük eğitimine de gittiniz. Daha da gitmeyi e, planlıyorsunuz. E, Üçüncü madde çok zekisiniz. Dördüncü madde bu zekiliğin çok üzerine lazım. bir de pratik yaklaşımınız var. Dolayısıyla Domenech Torrent'in bu dikkat çektiği konuyu siz birkaç hafta önce zaten söylemiştiniz. İzleyip, gözlemleyip, tespit edip söylemiştiniz zaten. Ee, yine de sizin bu yaklaşımınızın, dört tane madde saydım alt alta. Sizin bu yaklaşımınız, e, siz fark ettiniz bunu. Yani Domenech Torrent'in bunu çok büyük katkı gibi değerlendirmesi de, pek makul gelmiyor. Neden? Çünkü futbolun doğrusu olarak değerlendirdiğiniz için siz bunu tak diye görüp resmi koydunuz. İki ya da üç hafta önce. Evet. Yani. konu. Buyurun. Şimdi Kerem'de bir düşüş konusu vardı o zaman. Kerem'de düşüşle ilgili konuşurken o zaman demiştim ki şimdi Torrent geldiğinden beri Kerem farklı oynuyor. Evet. Çünkü Kerem nasıl oynuyordu? Galatasaray topla çıkarken yüzü Galatasaray kalesine dönük. Top almak için bekliyor. Özellikle bekten. Daha serbest oynuyordu diyebilir miyiz? Oyunun üzerinde oynuyordu diyebilir miyiz? Geliyor. kendi yarı sahasına kadar. Fananol topla oynayacak diyelim. Top Fananol'da. Kerem yüzü fananol dönük bir şekilde topu alıyor. Ya pas verip tekrar koşuyor. Ya da böyle bazen ani dönüşlerle rakibini terseye düşürebiliyor. Geçebiliyor da. Ama tabi bu her zaman kolay değil. Yüzünüz dönük. Yüzünüz kendi kalenize dönük geldiğiniz zaman. Arkanızda da savunmacı oluyor. Ve sizi taktikse sıkıştırabiliyor tabi. Kerem sıkça da bunu yaşıyordu. Torrent gelme önce. Torrent geldikten sonra şunu fark ettim. Kerem sırtı dönük çok fazla top almıyor. Daha çok top bekleyen yüzü dönük. Ve bekle aynı hizada değil. Ya iç koridor ya da bek iç koridordaysa Kerem dış koridorda. Yani bekle forvetin aynı koridorda olmasını istemiyor. Torrent aynen işte dediğim gibi Manchester yani City'de topla işte e, Kansel oynuyorsa Sterling'in o koridorda olmasını Pep'in istemediği gibi. Son maçta Stones be oynadı. Stones oynuyorsa işte Bernardo'nun o koridorda olmasını istemediği gibi çeşitli örnekler artırılabilir. Torrent bunun üzerine çok çalıştı gerçekten. Oyunlarda değişti. Bu da neyi sağladı? İşte Fananolt özellikle üçüncü golde çok ön plana çıktı. iç koridordan giriyor oraya. E, Manchester City'nin, Liverpool'un, Trent'in, Andrew Robertson'un, Zinchenko'nun e, yaptığı gibi iç koridordan bir orta saha oyuncusu gibi giriyor ve golü buluyor. İşte bir diğer örnekte de Kerem'in iç koridordan penaltı kazandığı pozisyon. Bu konuda Galatasaray'ın kanat oyuncularının gelişeceği kesin. Torrent'in bu katkıları sayesinde ama dediğim gibi bu stratejiye uygun oyuncularınız bu stratejiye uygun oyununuzla olması lazım. Şimdi olumlu taraflarını Torrent söyledi. Ben de olumsuz taraflarını söyleyeyim. Buyurun. O ilgili pozisyonları isterim ya. Omar evet. ile ilgili. Dakika 20. Omar'la Emre Kılınç oynarken. Emre Kılınç niye çöküyor da sık sık Babel giriyor da cevabı bu. Onlara bir bakalım. Buyurunuz. Benim monta tamam. Şimdi bakın burada pozisyonun başlangıcında Nelson dış koridordan çıkar Ö Ömer Alaptar'la oynadığında Emre Kılınç Omar için bir pas opsiyonu değil. Omar dış koridordan çıkmış. Emre Kılıç'ın da iç koridorda görünmesi lazım. Son anda aklı da geliyor Emre dikkat edin. Ama alana, Omar da orayı kullanmıyor. Koşuyor, evet. Evet, devam edelim. Bu da bir başarısız örneğiydi. Bu da tabii Galatasaray pozisyonuna geri dönüyor. Dakika 28 geliyor şimdi. Bakın burada Omar'ın kullandığı çok başarısız bir top bu da. Ne yapmış? Emre Kılıç dış koridora gidiyor. Omar'ın normal dış koridordaki Emre oynaması gerekirken çok manasız bir orta yapıyor. Yayın üzerine hedefsiz. Bak Emre oynuyor dış koridora gidiyor. Bek iç koridorda. Muhtemelen Torrent çıldırmıştır bu ortadan sonra. Biz Omar Alaptaloy'e olağanüstü tabii ki mutluyuz. Sağda olduğu Elbette. için. Elbette. O yani sağlık sezon, konusu bambaşka bir şey. Evet, sezon Galatasaray için Omar Alaptaloy'un sezonu. Buna diyecek bir şey yok. Ama yani tabii bu bir teknik taktik değerlenme. Bu başka bir şey. Yapamadığınız zaman da işte böyle bedeller ödüyorsunuz. Onu göstermek için. E, pekala. Doğru söylüyorsunuz. E, bir diğer pozisyonumuz var mı? Bir de 53. dakika. Değil mi dostlar? Burada e, Joao Poyampalo'nun şut bulduğu. Evet. Şimdi bu pasın atıldığı an var mı? İkinci yarı bu sefer. Galatasaray'ın sol tarafı hücum ediyor. Bakın Omar nasıl orta saat çizgisinde offside'ı bozmak için bekleyen Poyampolo'yu kaçırıyor. E, değil o tabi. Özür dilerim. Şutu atan Poyampolo. Evet. Soldan Boyd'u kaçırıyor. Tyler Boyd, evet. Boyd'u kaçırıyor. Bakın. Boyd nasıl orta saat takip ediyor. Sonra son savunma adamını takip ediyor. Omar kaçırıyor. İşte bu biraz çok tekrar işi. Meleke kazanma işi. Omar Alaptarlı'yı çok çalışkan. Çok yürekli. Sağda olduğu için çok mutluyuz ama ee, torrentin uygulamak hissettiğim çok iyi uygulayabildiğini söyleyemem. Bunu itiraf etmek zorundayım. Saşa boyu her an dönebilir. Saşa boyu dönünce Gazi'nin sağ açının verimi de artar. Galatasaray'ın mesela sağ açıkları Emre Kılınç kendi gösterememe başladı. Son dönemde Babel'i sokmaya başladı. Çünkü Babel daha fazla daha iyi oyun okuyor. Fundamentali temel bilgisi daha gelişmiş. Belki Saşa boyu dönünce dönerse muhtemelen dönecektir. Emre Kılıntı sağ oynarsa onun da veriminin artacağını düşünüyorum. Berkan'la Taylan'ın top kayıplarını zaten değerlendirmiştik. Bir grafik girdik siz söze başladığınızda. E, hatta maçla alakalı ilk cümlemiz şunu söylersek hatalı olur muyuz? E, Galatasaray-Jeson Fernandez maçı diye. O iki orta sahanın oynadığı, gerçi zaten söyledik söyleyeceğimizi ama e, Berkan Taylan istatistiği, Üç kalemde bir Jetson Fernandez istatistiğine tekabül etmiyor. Yani Galatasaray'ın orta sahasında belki de Fernando'dan sonra aradığı oyun ve oyuncu tarzını dün akşam Jetson Fernandez net bir şekilde gösterdi. Attığı golden bağımsız olarak e, evet. söylüyorum. Ve hocanın da bu önümüzdeki sezonun şeyi olsa dahi, pratiği olsa dahi, önümüzdeki sezonun alıştırması olsa dahi mantıklı değil. Şu istatistiklerle hiç mantıklı değil. Değil. E, öyle geliyor bana. Beşiktaş'ın da yeni sezon için... Doğru bir transfer yaptığını herhalde söyleyebiliriz. söyleyebiliriz. Evet. 6 milyon euro Jetson'un bonservisini aldığında yani Türk spor kamuoyu biraz dudak bükerek karşılamıştı ama biz burada Jetson şekilde, çok iyi potansiyel demiştik. Geçen sene Jetson Fernandez Galatasaray'da ayrıldığında ya kötüydü zaten. Oynamıyordu falan filan yorumları ki ben dedim ki okuduğumda Yok, ya dedim biz mi acaba yanlış seyrediyoruz? Kötü başladı tam aksine sonra tozunu attırmaya başladı diye konuştuk burada. Çok iyi hatırlıyorum Jetson Fernandez'in oynadığı oyunu. Demek ki Evet. Bilemedim niye yazmışlar. Ee, o şekilde niye yazılmış ama hiç kötü son dönemde özellikle hiç kötü oynadığını hatırlamıyorum. Hoca'nın, Fatih Hoca'nın oyunu üzerine kurduğu oyunculardan bir tanesi Jetson Fernandes. Sezonun son bölümü çok iyi oynamıştı. Yani ilginç. Daha önce değindik ama bir kez daha denelim. Portekiz ligiyle veya Portekiz'deki antrenmanlarla Türkiye'deki antrenmanların da aynı olmadığını gösteren bir detay yine. Yani, yani Jetson bu kadar hazır gelmez. Portekiz'deki antrenmanlar maç eksiğine sebebiyet vermiyormuş. Bizdeki Değil antrenmanlar mi? maçı ayrı tutuyor. Biz müsabaka ritmi eksik evet. sürekli oyuncular için. Halbuki bu oyuncunun müsabaka ritmi falan yok. Ama %100 yüz hazır geliyor. Ciccino o... hazır geliyor. Pitsi aynı takımdan gelen oyuncu. Üçü de hazır geliyor. Gelir gelmez de ligin tozunu atıyorlar. Onlar hazır olabilen Benfica'dan geldi üçü de. Lirinç. Jasson hiç oynamıyor. Ciccino, Pitsi biraz İyi oynuyor, oynuyor biraz oynamıyor. Ama üçü de çok hazır geliyor. Böyle antrenmanlar var demek ki bir antrenman farkı oluştu bu net. Yani artık mesela televizyonlarda çok sık kullanılan bir ezber var spor yorumculuğunda. Ya artık internet çok gelişmiş, bilgi paylaşımı çok kolay. Antrenmanlar her yerde aynı filan diyorlar Türk spor yorumcuları. Asla öyle değil yani. Öyle olmadığını net bir şekilde ispatı. Benfica'nın gözden çıkardığı oyuncuların Süper Lig'e gelir gelmez fiziksel olarak bu ligin tozunu atması. Hala o kadar geriden bakıyoruz ki olaya. Bunun bir know-how olduğunu, antrenman işinin, idman işinin bir sektör haline dönüştüğünü, bu iş için bilimsel çalışmalar yapıldığını adam niye paylaştın no seninle? Tabii. Defalarca konuştuk burada ama işte artık her, her şeyi internette bakarız yaparız falan değil. İşte bak nasıl fark yaratıyorlar. Oynamayan adam fark yaratıyor. Bizim ligimizden çok... Torrent de sanki bir aylık çalışmasının ardından Galatasaray fiziksel olarak biraz bir üst seviyeye sanki taşıdı. Maçların sonunu daha iyi oynayan bir Galatasaray var. Galatasaray bu sezon en büyük sorunu 27 maç oldu değil mi? 27 maçın 20'sinde geriye düşmüş. Yani Terim döneminden en büyük sorun diyorduk. Torrent dönemde de devam ediyor. Galatasaray hala sürekli geriye düşüyor. Fakat geri dönemiyordu. Geriye düştüğü maçlarda geri dönemiyordu. Göztepe ve Rize maçlarına döndü. Maçların sonunu daha iyi oynadı. Tabi bunu oyuncu değişikliklerine de bağlayabilirsiniz. İşte Gomis'in girişi. Geçtiğimiz hafta onun girişi de Emre'nin girişi de fark yaratmıştı. Bu hafta Gomis'in girişi özellikle fark yarattı. Oyuncu değişikliklerini de bağlayabilirsiniz. Fiziksel olarak daha diri olmalarını da bağlayabilirsiniz. Çünkü dedi ki Torrent bası toplantısında bir aydır sezon başı yoğunluğunda dedi antrenman yapıyoruz. Sezon başı fiziksel yüklemesi gibi yükleme yapıyoruz. Galatasaray herhalde fiziksel olarak bir seviye daha yukarı çıktı. Bir ayda fark yarattı adam. Uğur Bey 30 dakikayı geride bırakmışız daha tartışmalı pozisyonlar var çünkü bayağı onları da e, ekrana getireceğiz golleri de bakacağız. Jason Fernandez konusu e, istatistik tutan firma bizim de beraber çalıştığımız Opta firması Türkiye'de Süper Lig'de istatistik kayıt tutmaya başladığı 2014-2015 sezonundan beri bir maçta en çok faul yapılan oyuncu oldu Jetson Fernandez. Dün akşam 12 faul yapıldı bu da sayılan sayılmayanlar var birazdan onları da e, ekrana getireceğiz. Ee, durdurmak için mi bu kadar çok foul yapıldı? E, Jetson Fernandez'e. Bir de fotoğraf paylaştı. Siz konuşurken onu da getiririz ekrana. İki eğlenceli detay söyleyeyim. Bir, Rıdvan Dilmen üzülmüştür onun döneminde faaliler <laughs> sayılmadığı için. Ona bir devrede bu kadar faal yapıyorlar. Buradan da sevgilerimizi, selamlar. durduramıyorlardı. Mi? Buradan çok sevgiler, selamlar Rıdvan Hoca'ya. İkincisi de 82 Dünya Kupası'nda Cabrini, İtalyan canavar. Ee, önce Maradona'ya, sırası yanlış olabilir. Sonra da Zico'ya sanırım Zico'ya 21 faul yapmıştı bir maçta. O zaman bu kadar kolay kart çıkmıyordu. Ee, bir Doğramanız gerekiyordu sarı kart görmeniz için. Futbol oyun kuralları <laughs> böyle değildi. Bir maçta kabrini Zico'ya 21 faul yaptığını Doğru. hatırlıyorum. Arkadaşlarımız teyit edebilirler. Önce bu iki trivia'yı eğlenceli detayı verdikten sonra Jetson'a geçeyim. Galatasaray özellikle ilk yarıda çok fazla faul yaptı. İlk yarının sonunda Galatasaray'ın 11 faulü vardı. İkinci yarıda 75'e kadar hiç faul yapmadılar. İlk yarıda 11 faul, 45-75 arası e 0, 0 faul. Şimdi sürekli hücumda tamamlayamadığında veya Rize çıkış yaptığında faul e odaklandıkları için oyunları çok kesildi. Atak sürekli sağlayamadılar. Evet faul yapmak bir metottur. Manchester City de bunu kullanıyor ama ana metodunuz olmamalı. Torrent'i bu konuda eleştirmeliyim. İlk yarıda 11 faul çok fazla Galatasaray için. Çünkü topla Galatasaray oynamış şutlarda 9-1 üstün. Rize 0,04 gol beklentisi yapmış ilk yarıda. Yani neredeyse hiçbir şey yapmamış. Ama sen 11 faul yapmışsın. Niye? Rakibin her çıkmaya çalıştığında faulle ile kesmişsin. Yani bu bir ana strateji olmamalı. B planı olmalı bu. Tahmin ediyorum maç içerisinde Domenek Toren'in öngördüğünden daha fazla oldu o sertlik bence. Ben öyle anladım. Bana da strateji olarak kullananlar gibi geldi. Evet ama öngörülenden daha fazla oldu diye düşünüyorum. İkinci yarı 45-75 beklenen... arası sıfır faul. Mesela. Tesadüf mü yani? ikinci yarı 30 dakika hiç faal yapmamaları. Çok faal yaptığın zaman sadece rakibi kesmiyorsun. Senin oyununda da kesiliyor. Doğru. Çünkü her faalde oyun duruyor burada. Oyun aksıyor, bekliyorsun. Faul seremonisi, itiraz seremonisi falan derken vakit kaybediyorsun. O yüzden ilk yarıyı çöpe atlar. İkinci yarıda 45 75 arası 0 faal. Daha senin zaten top oynadığı bölüm. Ee, son bölüm. Fernandez, e, Jetson Fernandez maç sonunda dedik ki sonraya bırakalım diye bir e, fotoğraf paylaştı e, ayağının storiesine koydu fotoğraf değil de video kısa bir fotoğraf. Burada görüyorsunuz bir şey diyecek misiniz diye Marka ile Ryan Babel'e sordu. Ryan Babel de kendi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu yine buna cevap olarak. O var mı sevgili dostlar? Gelsin bakalım o da Hürriyet gazetesinden ekrana. Ryan Babel de diyor ki iyi oyuncuları durdurmanın yolu bu. Ee, öncelikle, iki de... oyuncu bir, bir arada husumet falan yok birbirlerini seven. Dostlar. Heh. Zaten Onu iltifat Babelink'e. Aynen öyle. Öncelikle Jetson da haklı. Babelink'e de bir itiraf gibi. Peki buradan şunu sormak lazım. Özellikle ilk yarıda de Jetson bu kadar faula maruz kaldıktan sonra Galatasaray stratejik olarak Jetson'a faul yaparken herhangi bir oyuncu bundan dolayı sarı kart gördü mü? Görmedi. 19. dakikada Omar sarı kart gördü ama boyda yaptı faulden dolayı. 24'te Emre itirazdan gördü. Doğru. 37'de Mustafa Muhammed kaleciye yaptı faaldan dolayı gördü. Ondan sonra zaten ta 83'e gidiyor. Kerem var. Kerem. jet Jetson'a yapılan faulle görünen ilk sarı kart dakika 83. Muhtemelen Jetson'a yapılan 12. faulo. Olabilir. Pardon. Sonra Tayland'a görmüş Jetson'a yaptığı faulden dolayı 90'da. 11 ve 12. faulde ancak Hakem fark etmiş. Stratejik de. olarak faul yapıldı. İlk 10 faulde sarı kart yok. 11. 12. faulde 80'den sonra sarı kart görenler Kerem ve Taylan Jetson'a yaptıkları faullerden dolayı görüyorlar. Hakem bunu daha erken tespit edip Jetson'a stratejik faul yapıldığını o sarı kartları çıkarması gerekirdi. Gollere geçelim mi? Lütfen. İlk olarak Jetson Fernandez'in 8. maçın 8. dakikasında serbest vuruştan bulduğu gol hakikaten İnyaki Penya'nın uzanamayacağı köşeye çok güzel bir vuruş yaptı. Bekliyor muydunuz? Çok da beklenen bir tercih değildi herhalde direkt kaleye vurması, değil mi? Direkt olarak kaleye vurması. Yani evet. Muazzam bir, bir. duruşundan biraz belli. Ama süper tabii iki direği birleştirdiği bir yere. Ya yani Penya'nın çok, çok, çok kolay, çok kolay kolayını söyleyebilirim. Çok güzel şut ama Penya da çok kolay yedi. Penya'nın yediği son dört gol soluna. Göztepe maç, maçı ve Rize maçıydı 4 gol sonuna. Onları istedim ama onları verme şansımız var mı? Çünkü ben yay'ı galiba bugün almadık. İsterseniz sonra. Tamam ya. önemli değil. Çok kolay yiyor bir de. Geçen hafta iki penaltıda da hareket etmiyor. Hazırlayabiliriz diyorlar. Öyle Ön mi? Kısa bir süre içerisinde istiyorsanız şimdi getirebiliriz. Bulabiliyor muyuz dostlar? E hadi o zaman. Buyurun. Çünkü tamam penaltıdan yedi diyeceksiniz ama evet. penaltıdaki Davranışlarını Şerif Endiay'ın penaltı Sanki Şerif Endiay'ı da çalışmış Bak izleyelim Soluna atılan bir gol Hareketsiz Hiç beklemiyor soluna Sağına davranıyor Diğer penaltıya bakalım Şimdi gelecek kullanım anı Yine Endiay'a hey, muhtemelen... Çok almışız. Sorun yok yine Endia'ya muhtemelen daha önceden bununla ilgili bilgisi olduğu zaman normalde bir futbolcu ikinci penaltıyı genelde aynı köşeye atmaz. Aynısını atıyor. Yine soluna atıyor. Devam edelim. Bu hafta yediği gollere bakalım. Sanki Endia'ya bununla ilgili bilgisi varmış ve yine sağına aynı şekilde Penye birebir aynı şekilde yatıyor. Şimdi free kick. Jetson Fernandes'in free kick. Çok dar açı. Ee, tamam belki oraya şut beklemeyebilirsiniz. Ama Penya soluna gelen topa yine sağ ile hamle yapacak bakın. Dur. Sağ koluyla yaptı hamleyi. Beklemiyor oraya muhtemelen. Devam edelim. Diğer 7 gole bakalım. Hamlesine bakalım. Yine çok iyi bir şut gelecek burada doğru. Yine Penya'nın soluna gelecek. Yine çok uzak kalıyor. Ya güzel goller. Çok Çaresiz güzel goller kalabilirsiniz. Oldu, güzel. Yani kaleci çıkarsa lüks. Hani çıkarması lazımdı demiyorum çıkarsa lüks olabilecek bir gol ama Penya da sağından mesela mucizeler yapabiliyor, çıkarabiliyor. Ama solunda o mucizeler yok. Sanki biraz veriler yetersiz diyebilirsiniz. Biraz zamanla veriler artabilir. Ama şu an sanki onu hissettim. Ee, şeyin ikinci golünü görmüş olduk. Galatasaray'ın ilk golünü verelim hemen. Patrick Van Anolt'un 40. dakikada skoru 1-1'e getirdiği gol. Burada Fabiano vuramadı topa. Kalabalık içerisinde, bu da Berkan'ın güzel servisi. Kalabalık içerisinde düzgün bir vuruşla, ile Şimdi çok net bir şekilde bu çalışılmış, üzerine düşünülmüş, konuşulmuş bir gol. Bakın Kerem dış koridor, sol açık dış koridora gitmiş. Sol iç oyuncusu Berkan, Berkan sol iç oynuyor. Pozisyonuna geliyor, iç koridora da sol bek gelmiş, Van Anolt gelmiş. Yani bir kansero golü aslında. Kansero golleri böyle atıyor. Bek oynuyor ama iç koridora giriyor. Tam Torrent geldikten sonra istediği şey, sürekli çalıştığı şeyi Galatasaray sergiledi. O yüzden çalışmalarının meyvesini aldığı için mutlu zaten. Torrent'in yüzü dikkat edersen bir de hiç çok mutlu oldu o soru sorulunca. Soran arkadaşımıza tebrik ederim. Çok güzel bir soru sormuş. Fanonolt burada iç koridorda tam da Torrent'in istediği şeyi yapıyor. Şimdi bir de İsrail'e mi gidelim, reji, penaltılara mı bakalım önce? Ne dersiniz? Onlar tartışmalı pozisyonlarda da göreceğiz ya. Sonra mı bırakalım? Peki. 86'ya gidelim o zaman. Batık Fananot'un yine Uğur Melek'in bahsettiği koridor konusunda. Burada Taylan'ın çok güzel gördüğünü söylememiz lazım. Kerem'in de çok güzel stop ettiğini söylememiz lazım. Bak muazzam paslar. Kerem, Berkan ve Fananot aynı yerde değil mi birinci golle? Birinci golle birebir aynı yerde değil mi? Fananot'un attığı ilk goldeki gibi. Evet, aslında aynı golü atıyorlar. Sadece vuruş değişiyor. Feguli de katkı sağlıyor burada. Evet, Taylan yine dış koridora çıkıyor. Berkan yine sol iç o bölgeye koşu yapıyor. Tebrikler Berkan. Ve Fananold da iç koridorda. Bir orta saha önüsü gibi. Kimen Sessi'nin bekleri, Liverpool'un bekleri böyle oynar. Özellikle City'nin bekleri ama Liverpool'un bekleri biraz daha açılıyorlar. Onlar biraz fantastik kafayı kırmışlar. Trent 50 metre Robertson'a atıyor. Robertson 50 metre Trent'e atıyor. Onlar biraz değişik. Biz yapabiliyoruz bunu diyorlar. Evet. Onlar onu yapabildiği Herkes için. Herkes yapamıyor. Onlar farklı ama City'nin bekleri özellikle böyle oynuyor. Stilin bekleri iç koridora giriyorlar. Açık oyuncu dış koridora çıkıyor. Ondan sonra da böyle güzel goller, böyle güzel sahneler, böyle güzel paslaşmalar. Kalabalık içerisinde dar alanda evet. Pas Kaleye paslaşmalar giriyorlar. çıkıyor. Stiller. Evet. Galatasaray bir stil yaptı bu golde. Bir de Buffett'in bir Gomez'in Feguli'nin nefis tek pasıyla akan oyun içerisinde bulunan golü. Sonra penaltılara bakacağız. Şurada bakın. Bu, bu adam bunu hep yapıyor işte. Ya, müthiş bir pas bu. Müthiş yani. Eşi benzeri yok. Yapabilecek çok fazla oyuncu yok Galatasaray'da. Bu topu tekte. Yok. Gomis oynuyor. Tabii Gomis'in de o koşu yapabilmesi. iki savunmacı varken. Offside'da kalmaması. Orta saçlısın gerisinde dikkat edersen, Gomis. E diyorum ya ister kontratak oyna, ister uzun oyna, ister pas oyna Her türlü Gomis oyna. Evet. Gomis varsa Gomis oyna. İkinci penaltıyı Babeli işaret etti. Kendisi atmadı. Çıkaldı o geldi atmak istedi. Babeli işaret etti. Bir de yani kendi gol istatistiğine takılmadı. Normalde hani orada kendi gol istatistiğine takılıp ben atayım diyebilirdi. Onu da yapmadı. Lider vasıflarını gösteriyor Gomis. Gomis varken Galatasaray başka oynuyor. Gomis sağdayken rakiplere daha çok. fazla endişe veriyor. Organizasyon değişiyor. Galatasaraylar daha fazla inanıyor. Ya şimdi o kazandığı penaltı yüksek top atıyorlar. Yüksek topa Tarık ve Gomis. Gerçi bakacağız şimdi. Orada Gomis yerine başka bir santifor olduğu zaman o penaltıyı alamıyor. Tamam, kaleş Tarık da hatalı ama de seni hataya zorluyor. Peki sırayla gidelim. Önce 14 numaralı pozisyon, e, Jason Fernandez'in e, marka ile girdiği bir ikili mücadele. Şimdi ha. Şu. E, daha çok bir hafif ayağının üstüne teması olacak sağ ayağıyla şurada. Sonrasında ise bu e, savurduğu ayak tartışma konusu oldu. onu. Şurada bakın ayağının üstüne basıyor. Sürtüyor yani basıyor demeyeyim. Sürtüyor. Sonrasında bir de savrulan. Ha, şimdi buradan daha iyi anlayacağız. Şu bak gördünüz mü? Evet. Sonra da bunu savuruyor. Topa savuruyor olabilir mi? Hani... Olabilir. Çok manasız geldi çünkü bana orada manasız, evet. Jetson Fernandez'e savurmuş olamaz diye düşünüyorum. Evet. Topa yetişir Topa moduyla savurmuş de. bence. O topuyla istemeden basıyor sanki değil mi? Ee, Marka o topuyla. Topuyla istesen de denk getiremezsin diye varsayıyorum. Evet öyle bir pozisyon olmuş maalesef talihsiz bir an diye düşündüm ben. Yani istesen de denk getirmeye çalışsan da basaması basa maalesef. Faul net hakemin kaçırmasında anlıyorum. Fazılmış. Yani talihsiz olmuş diye. Yakalasay yani. ee, yakalasaydı hakem gözünün önünde hakemin ee, sarı kart vermeliydi. 20 numaralı pozisyona gidiyoruz sevgili derece dakika 49. Burada e, Çaykur yani Tyler Boyd'un az önce geldi ekranı attığı golde şeye bir foul var mı? Ee, Nelson'a şurada bir foul var mı? Poyan indirirken. Onu da göreceğiz. Bakalım. Burada sanki... Torrent burada çok itiraz etti değil mi? Foul yok bence ama... Torrent burada monitör işareti yaptı sürekli. Şurada bakın. Yani foul'u gerektirecek bir bence durum bence yok. Bence de yok. Zaten Nelson'un itirazı yok. Normal bir ikili müsabakada. Daha sonra hemen ayağa kalktı. Golden sonra da bir itirazda bulunmadı. İtirazı yapan Torentti. Niye ise? Ya Poyanpalo'nun rakibine yönelik bir şey yok. Zıplıyor. Poyanpalo çok çok iyi sporcu. İyi karakter. Sadece biraz ağır kalıyor galiba. Ağır. Ama iyi karakter. Yani görevini yapmak için elinden geleni yapıyor. Burada da önemli bir katkı yapıyor gol. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi 23 numaralı pozisyon yani 61 numaralı 61. dakika. Burada birleşik bir şey var. Bu başından itibaren aldık. Şimdi bakın burada burada bir durduk. Burada bir Kerem Faul bekledi. Tamam mı? Evet. Devam edelim şimdi bakın şurada birazdan daha ayrıntılı bakarız. Şurada bir faul bekledi. Oyun devam etti. Burada Jason Fernandez aldı. Şurada bir tekme geldi. Berkan'dan Jason Fernandez'in baldırına. Sonrasında Gomez geldi. Bence temiz bir şekilde Tyler Boyd'dan topu aldı. Affınıza sığınarak şunu söylemek istiyorum. Bizde e, şu faul yapılan oyuncu reaksiyon vermedi. Bir faul beklemiyordu. Argümanı bence doğru değil. Az yani önce oyunu, ben de kullandım. Yok yok e, hepimiz yapıyoruz bunu. Ama aklıma geldiği zaman öylelikle düşünüyorum. Yani kendim mesela futbolcu olsaydım birisi tamamen varsayımsal olarak söylüyorum. Ben futbol oynamadım biliyorsunuz ama ben futbolcu olsaydım ay ayakta kalabildiğim kadar kalmaya çalışırdım diye varsayarak söylüyorum. Hadi canım sen de diyebilirsiniz yok. ama hani siz beni bildiğiniz için evet evet kesinlikle öyle yani hakem bunu görsün den ziyade mümkün olduğunca güçlü durmaya çalışırdım. Dolayısıyla hani futbolcu beklemiyor argümanını bir kenara bırakmak lazım ne gerekiyorsa o pozisyon ne gerektiriyorsa ona göre karar vermek lazım. Burada dolayısıyla o yüzden Tyler Boyd da farül beklemedi gerek yok çünkü tertemiz aldı. aldı evet. diye düşünüyorum. Ancak evet. öncesinde Penaltıya gelmeden şeye bakalım mı? Kerem ve bakalım. E, Berkan. Berkan'ın pozisyonuna. Bakalım. Jetson Fernandez'in pozisyonuna. Bir daha baştan rica edelim. Kerem'in yakını var mı? Sevgili Reci. Şurada bakın. Fabiano ile Sanki topa sonra... müdahale gibi. Topa dokunuyor değil mi orada? Evet. Topa o vuruyor gibi. Fabrizio değil mi? Topa vuruyor. Fabrizio 21 numara. Piri o dakikada. Piri miymiş? Evet. Fabrizio arkadan ilk karşılamaya gelen. Tamam. Ama sonrasında Berkan arkadan Jetson'a tekme sağlıyor. Net bir faal Gördünüz mü onu? Gördüm. Değil mi? Net bir tekme sağlıyor. Net bir faul var orada. Bu da kaçan pozisyonlardan bir tanesiydi. Şimdi Ümit Öztürk yakalasa faal vermesi lazım. Ama Ümit Öztürk yakalayamayınca video hakem incelemesinde atak başlangıç fazı olmadığı fazı değil. için atak başlangıç fazı çünkü Gomis'e top geçtiği andan itibaren. Evet dolayısıyla oraya kadar geri sarıp bakıyor. Kaçmış oluyor. Ümit Özer kaçırmış oluyor. Devam. Burada daha yakından göreceğiz değil mi şeyi? Ya Kerem'in pozisyonunun yok. yakını. Dokunuyor topa önce. vuruyor. Biri topa vuruyor evet. Sonra burada Berkan tekme sallıyor Jetson'a. Şimdi yakından bakın. Şurada ha şu gördünüz mü? Net bir faul ve net bir sarı kart. Topla oynama şansı yok burada. Asla yok. Şey olabilir yani kırmızıya bile çalabilir öyle bir sarı şiddeti ne göre Evet şiddetine göre kırmızıya bile çalabilir. Kırmızı verse bir hakem itiraz edemezsin. Ha o yüzden acaba video hakem burada kırmızı kart şüphesiyle Ümit Öztürk'e izletmeli miydi diye bir soru çıkıyor o zaman. Öyle, Ama hiç atak hiç düşünmemiştim. Kırmızı kart şüphesi olduğu için izletebilir. Doğru. Ben de şu anı düşündüm. Doğru. Ama şiddeti biraz düşük ya herhalde o da kırmızı Olmaz kart şüphesi olarak yorumlamadı. Kim maçın video hakemi? Alper Ulusoy. Evet. Şiddet düşük olduğu için Kırmızı Kart şüphesi de yorumlamamış. Muhtemelen. Pozisyonu da geriye sarıp oraya kadar faul mü diye izleyemediler. Çünkü atak başlamış fazı orada başlamıyor. Gomis topu kazandığında başlıyor. Tarık'ın da Gomis'e müdahalesi faul. Penaltı. Penaltı. Vuruyor çünkü kafasına. Kontrolsüz çıkış. Evet. Kafasına vurduğu için penaltı karardı. Doğru. Ben de yüzde aynı fikirdeyim. Ya şimdi elbette görüş meselesi. Herkesin bir görüşü var. Futbol çünkü üzerine konuşabildiğimiz ve herkesin özgürce fikrini beyan edebildiği çok ender kalmış alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla herkese anlıyorum. Saygı da gösteriyorum ama normal şartlarda şöyle bir tanım var. Futbolun içerisinde böyle bir hamle var mı? Kaleci de olsa futbolun içerisinde bir oyuncunun kafasına vurma hamlesi şansın var mı? Yok yok net faal. Net faal. Bir tartışacak bir şey yok evet. Mu? Bir sonraki pozisyonumuz. Gomis zaten kafa topunu alıyor. Gomis'in suçu ne? Gomis Her yükselmiş topu... ve kafa topunu almış. Ondan sonra kafasına tokat atıyor. Yani bunun tartışılacak bir tarafı yani olur işte, mu? Bence de hiç makul yok, yok. değil. Berkan'ın da tekmesi net faul. Ama hakem herkesin... yakalasaydı faul ve sarı kart en az sarı kart vermeliydi. Ama atak başlangıç fazı oraya kadar gitmeye için video hakem inceleyemedi. Bravo. Bir sonraki pozisyon 27 numaralı pozisyon sevgili reji. Yani 67. dakikadayız. Bir sonraki penaltı pozisyonu. Yine kaleci Tarık'ın burada bir hatası oldu. Kayarak geliyor, durmaya çalışıyor, duramıyor ve temas ediyor. Benim görebildiğim kadarıyla Kerem de bu teması fark ettikten sonra kontrol edemedi. Yani artık çizgiye gelmiş zaten. Evet, çok çok kötü bırakıyor kendini yere. Gel. Ee, teması hissettiği için de bırakıyor ki temas var mı? Var. Var. Yani şiddeti tartışılır elbette. Ama sonuçta temas var mı? Burada nasıl bakmak gerekiyor olaya? Bence daha, bu da daha önce kontrolsüz bir hamle. Daha önce Muslera Fenerbahçe maçına mı yapmıştı böyle penaltı arkadaşlar? Fenerbahçe maçı mıydı? Fenerbahçe maçı olmayabilir ama Muslera yapmıştı. Muslera yapmıştı aynen öyle. Aynen bu şekilde. Fenerbahçe miydi? Fırat Hoca, Fırat Aydın. Kaymayı durduramamıştı. Evet. Aynen bu şekilde bir penaltıya sebebiyet vermişti. Çok benzer penaltı. Tarık'ın da yaptığı penaltı. Talihsiz. Yine talihsiz. Ama tahlitsiz penaltı. Hamle. Futbolda talihsizlikler var. Var. Bu da talihsiz bir an. Tarık'ın iki penaltısı da gereksiz. Tarık geçen sezon 3. kaleciyken ya da ikinci kaleciken. Ne zaman geldi Fenerbahçe'den? Ayrıldı Fenerbahçe'den. Geçen sene. Rize Spor kadrosu. Ve iyi Neyse. maçlar oynadı. Kahramanlaştığı maçlar oldu. Zaferin de oldu. Kahramanlaştığı maçlar. E, Gökhan'ın sakatlığı döneminde Tarık da de iyi maçlar çıkarttılar. Ama Tarık dün kötü bir günündeydi. Yani yaptığı iki penaltı da gereksiz. İyi kurtarışları da vardı bu arada. Doğru. İki tane çizgiden çıkardığı top da oldu. Üst üste bunaldı. Rize savunmasının bunaldığı anlarda üst üste iki tane e, şutu da çıkardı ancak dediğiniz gibi iki talihsiz hatayla e, daha fazla e, skora seviyet verdi kalesinde. 90 artı 1 ve 90 artı 2. Burada bir de kırmızı kart pozisyonu vardı. 37 ve 39 numaralı pozisyonlar sevgili reji Bayanon'un. Şu. Burada bir sarı kart gördü. Barış Alper'e. Hani şey umut vadeden atağa kestiği için diye tahmin ediyorum. Bir görelim pozisyonu. Umut vadeden atak mı? Ya da Hareketin şiddetinden mi? Bakalım. Hareketin şiddetinden verilecek bir kart değil. Bir öyle de göremiyor. maçın standardı meselesi var. Tabii. Maçın ruhu. Spirit of the game. Kural ona, kitabında öyle geçer. He, ona baktığınızda onu da göz önüne aldığınızda ne dersiniz? Maçta çünkü çok fazla O dakikalarda peş peşe sarı kartlar veriyordu. Evet. Onun etkisi olmuş olabilir. Şöyle söyleyeyim. Sarı kartlar 83 Kerem Sonra Fabrizio, sonra Taylan, sonra Fabrizio, sonra Penya. 10 dakika içinde 5 sarı kart kullanıyor. Tabii o e, maçın ruhu, maçın hikayesi içinde öyle uygun görmüş o bir rakam. Ama sarı umut vadına atak mı çok tartışılır. Pilottan baktığımız zaman daha umut etmiyor çünkü şiddet olarak sarı kart değil diye evet. düşündüm. Olsa olsa budur diye düşündüm. O yüzden sordum size. Doğru haklısınız ama pilottan baktığımız zaman da daha umut vaat eden atak kıvamına gelmemiş gibi. Nasıl daha umut vaat etmeye bayağı <laughs> ya da çıkmasını engelleyen mesafe var. Faul. Ama şimdi pilottan baktığın zaman 4 rizeli var hala. Daha gerisinde. bak arkada da var zaten. Holmen de var. Daha umut vaat etmesi zor. Peki. Çünkü Köstürk herhalde mat sürekli faullerle kesiliyor diye o ara peş peşe sarı kart gösteriyordu. Onlardan biri. İkinci sarı karta da bakalım. O da 90 artı 2 duran top kullanımı esnasında. Burada bir biraz ağır olmadı mı ikinci sarı kart? Şimdi ben bu pozisyon üzerine çok düşündüm. Geriye aldım tekrar izledim. Sabah geldim Tolga'dan rica ettim. Bir daha geriye sardırdım. Bir daha izledim. Çünkü duran toplarla ilgili biliyorsun ben çok şikayetçiyim bu uyarılarla ilgili. Hakemlerin sürekli uyarmasıyla ilgili. Ee, yani hakem bir defa bir devrede bir defa bir takım uyardıysa bir daha uyarması taraftar değilim. Ya yani iki oyuncu uyardıysan bütün takımı uyarmışsın sayılır. Burada da Ümit Öztürk iki oyuncu arasında böyle bir sürtüşme olunca e, uyarması taraftar değilim. Yani iki yol var ya devam ettireceksin, attıracaksın ya da kart vereceksin. Ama yani pozisyonda Nelson öyle bir oyunculuk yaptı ki Nelson kalitesinde, kalibresinde evet, herkes zora düşürdü. bir oyuncuyu hakikaten Şimdi hakeme anlıyorum. söylüyorum yani. Hakem artık uyarmak istemiyor. Yeter diyor. Uyararak kaybettiğimiz vakit. Hakeme anlıyorum. Ya attıracak serbest atışa kart gösterecek. Ama burada atış yaptırsa daha iyi olurdu. Yani Nelson da böylece e, bu kendisine yakışmayan hareketin bedelini ödemiş olurdu. Keşke Ömür Öztürk atış yaptırsaydı Nelson yerdeyken. Daha doğru olur diye düşünüyorum. Uğur Bey pozisyonlar bitti. Çok Yani umarca... burada çünkü şey yok. Sarı kartlık bir Olay yok. Harcadık süreyi. Dakika 53 olmuş. <laughs> Geri kalanları da hızlı hızlı değerlendirmeye çalışacağız. Ama çok maç vardı. Çok bol gollü karşılaşma, çok bol pozisyonlu. Yani ilk defa e, hani bir maç için 3 tane pozisyon sayfası e, doldurduğumu söyleyebilirim dün akşam için. E, var mı eklemek istediğiniz Galatasaray-Çaykurize spor maçıyla alakalı? O zaman değerli izleyenler bir araya gidelim. Aranın ardından neyle devam edeceğiz hemen söyleyelim. E, aranın ardından da Sivas, Demir Grup-Sivas Spor Beşiktaş maçı ve sonrasındaki yangılarla devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. İlk olarak ee, ilk olarak Fanatik Gazetesi geliyor. Ekranlarınıza başlığımız Karaveli varsa kaybetmek yok. Siyah beyazlılar Altay ve Demir Grup Sivas Spor galibiyetleriyle ligde seriye bağladı. Beşiktaş Önder Karaveli'nin teknik direktörlüğünde son 8 maçta yenilgi yaşamadı. Söz konusu dönemde dörder galibiyet ve beraberlikle 16 puan alarak yükselişe geçti. Önder Karabeli Sivas Spor zaferi sonrasında dün yapılan idmanda oldukça pozitif görüntüler sergiledi. En uzun yenilmezlik serisi. Önder Hoca bazen eleştiriliyor. Bizim zaten olayımız bu. Tekrar etmeye gerek yok. Önder Hoca kötü bir maç çıktığı zaman ya da değişikliklerde geç kalıyor. Ve her neyse Önder Hoca şöyle Önder Hoca böyle sonra önemli bir galibiyet alınıyor. Önder Hoca aslında uzun zamandır kaybetmiyor falan. Ya şu bakış açısını bir standarda oturtabilsek hepimiz için daha iyi olacak değil mi? Eleştirilerin hedefinden gol krallığına bir diğer aynı şeyden nasibini alan, yaklaşımdan nasibini alan oyuncu da Batshuayi. Sezon başından beri bitiricilik sorunu sebebiyle eleştirilen Mishi Batshuayi ikinci yarı itibariyle uçuşa geçti. Önceki gün Sivas filelerine 2 gol bırakan Belçikalı futbolcu toplamda 11'e ulaşıp krallık yarışına dahil oldu. Bu sayfada elbette Önder hocanın oyun anlayışı, taktiği e, onu konuşacağız birazdan. Maçın kazanılmasında şu ifadeyi kullanmama müsaade edin. Demir grup, Sivas spor gibi bir deplasmanda Beşiktaş'ın kolay bir galibiyet aldığını söyleyeceğim. Önder hocanın da bunda payının büyük olduğunu düşünüyorum. Birazdan konuşuruz. E, şey yazılmış. Batu Şua'yı yazılmış ama ha Atiba bir sonraki sayfaya çıkarılmış. Atiba'ya haksızlık mı edilmiş acaba dedim de bir sonraki sayfadan görecekmişiz. 39 yaşındaki Yıldız performansıyla büyülüyor. Biyonik adam. Beşiktaş'ta 9 sezonda 322 maça çıkan Atiba Hutchinson Demir Grup Sivas Spor maçında en çok koşan isim oldu. Sözleşmesinin bir yıl daha uzaması gündemde. Beşiktaş'ın Atiba e, aktif futbolculuk hayatı bittikten sonra da kulüp profesyonel olarak yüzde yüz yola devam etmesi gerektiğini yıllardır söylüyorum. Bir kez daha müsaadenizle tekrar edeyim. Başka sayfamız var mı Beşiktaş'tan? Var. Gezal'ın hırsı uçurdu. Milliyet gazetesinden geldi ekranlarınıza. Demir Grup Sivas Spor deplasmanında Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan isimlerden Raşit Gezal'ın hakkındaki eleştiriler nedeniyle hız, e, hırslandığı ve bir aydır ekstra çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Fizik gücünü artıran Cezayirli Yıldız emeğinin karşılığını alırken herkesin takdirini de topladı. Raşit Gezal'ın az çalıştığını düşünmüyorum. Acaba diyorum piyanişsiz oyun mu onu bu kadar? Zaten geçen sezondan biliyoruz. Raşit Gezalı bu sezonda herkes kötü başladı kötü başladı derken evet kötü başladı ama en çabuk toparlayan oyunculardan bir tanesiydi diye ekleyebilirim. Acaba bu maç hakikaten başrolü aldı? As solisti. Evet. Ben Lerin... de katılıyorum bu görüşünüze. O'nu soracağım birazdan. Siz maçlara daha fazla örnek açık. Lerin ve Rıdvan döndü. Kartal'da gözler şimdi Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Siyah beyazlı takım çarşamba günü evinde Kayserispor'la oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına başladı. Güven kalmak istiyor Batshuayi de yükseliyor diye Milliyet gazetesi maçın ardından başlıklar atmış. Gelelim maça. Beşiktaş Deplasman'da 3-2 kazandı. Henüz 12. dakikada e, golü buldu. Demir Grup Sivas elbette Max Gradel gibi e, cezalıydı. E, çok önemli. Oyunun nasıl diyeyim size? Orada da oyunun başrol oyuncusu evet. Demir Grup Sivas temel ayaklarından bir tanesi Max Gradel yoktu ama Beşiktaş'ta da az buz değildi. Eksikler Enkudu, Mert, Rıdvan, Oğuzhan e, Piyanişlerin diye yine şeyin oyunun yürüyen aksamları eksikti. Buna rağmen Beşiktaş rahat bir oyun, rahat bir galibiyet aldı diyebilirim. Bölüm bölüm Demir Grup Sivas Spor'un baskısı oldu ama bunun en kestirmeden söylenebilecek sebebi Beşiktaş'ın çok rahat alan yarattığı olabilir mi? Çok rahat boşa adam çıkardı. Dolayısıyla çok rahat alan yarattı diyebilir miyiz Beşiktaş? Şimdi ligde bazı oyuncular var. Çok fazla yok bunlardan. Bişça bir tanesi. Trabzonspor'da. Vakayeme bir tanesi. Ee, Galatasaray'ın böyle bir oyuncusu var mı düşünüyorum. Gomis artık var. Beş yaşta Gezal var. Yani sahada olduklarında ve iyi günlerinde maçların ayarlarını değiştirebiliyorlar. Gezal bir süredir gerçekten daha fazla oyun içinde ve geçen sezonun da aslında ikinci yarısıyla beraber çıkış yapmıştı. Belki Gezal'le oturup konuşması lazım Önder Karaveli'nin. Yani Eylül-Ekim Kasım, Aralık'taki performanslarına göre Yeni Yıl performansları 2021'de de daha iyi oldu, 2022'de de daha iyi oldu. Niye bu gezlerin performansı acaba? Dönemsel. İkinci yarılarda ve evet, dönem olarak artıyor. Onu düşünüyorum maçı izlerken. Çünkü geçen sezonki gezlerden pasajlar sergiledi. Birinci golü yoktan var etti. 4 şey arasından Evet. İkinci golde Umut Umut orta yapmadı. Bana sorarsan, Gezler o ortayı yaptırdı. Çünkü öyle bir yere çıkıyor ki. Umut o kadar kolay attı ki topu araya. Umut'a da asist yaptırmış oldu bir bakıma. Yani öyle bir yere çıkıp kendine gösterdi ki. Pası da Umut'a Teşiyer'e verdi. Teşiyer'in de hakkını yemeyelim. O da iyi. Bir ]ydi. önceki maçta da söylemiştik. çok daha fazla katkı sağlıyor takım oyununa. Teşiyer'e değil mi? Belki bulunduğu bölgede yapması gerekenler. Talişka etkisi bekleniyor Teşiyer'den ama daha fazla bir orta saha oyuncusu gibi. Daha geniş gören bir orta saha oyuncusu gibi. Savunmaya da destek veren daha kompakt bir oyuncu profili çiziyor 2-3 haftadır. O da gelişiyor, o da ilerliyor. Daha fazla gol ve asist yapması lazım. Çünkü onun alameti harika so teşerin ama her hafta üzerine koyarak gidiyor. Batu Şuay da erken gol bulunca, Malatya maçı da erken gol bulmuştu hatırlıyorum. Erken gol bulunca daha iyi oynuyor. Bir noktaya kadar da iyi oynadı. Bir noktadan sonra yine basit top kayıpları yapmaya başladı ama bir noktaya kadar iyi oynadı. Ama Batu Şay için şunu söyleyeyim. ikinci golü atacağını hissediyordum. Malatya maçında erken gol attıktan sonra ikinci golü atmıştı. Burada da erken gol attıktan sonra ikinci golü attı. Çünkü maç içinde özgüveni iyi olduğuna çok hissettiriyor. Maç içinde büyüyor. Ama kötü başlarsa, basit hatalarla başlarsa da maç içinde çok düşüyor. Ee, yeni sezonda kalacağını çok tahmin etmiyorum. Ama kalırsa bu detayın farkında olması lazım. Batu Şahin tek direktörün. Çünkü hata yaptıkça gerileyen bir oyuncu. Ee, i̇yi oynadıkça da maçında büyüyen bir oyuncu. Bu maçta da ikinci golü atacağını tahmin ediyorum. Yani bireysel performanslar ya. Beşiktaş-Sivas spor maçında evet takım bütünlüğü iyi, dinamizm iyi, istek tutkuyu iyi ama bireysel performans afak yarattı. Çok rahat alan bulduğu için diye gözlemledim. Hani rahat alan boşalttığı için Sivas'ın da Demir Grup-Sivas sporunda biraz belki uzak kaldığını Beşiktaş Şimdi oyunculara... gradel akan oyundaki tek geçiş çok fırsatı. Sivas. Evet. Sivas sporda gradel olmayınca Sivas spor duran top arıyor. Duran top ve kornerlere dikkat edin 2-3 kişi gittiler. Her seferinde orada müzakere ettiler duran topları, kornerleri. Özellikle işte Erdoğan gitti, Fajr gitti. E, aralarında her duran topta konuştular ve duran toptan bir şey çıkarmaya çalıştılar ama e, maçı kazanmalarına yetmedi duran top organizasyonları. Akan oyunda gradel olmayınca Sivas Spor çok sıradanlaşıyor. Fajr, Erdoğan ve Henrik'e duran toplardan bir şey çıkarmaya çalıştılar ama Akan oyunda gradel olmayınca Sivas çok sıradan. Beşiktaş'ın ilk golünü rica edebilir miyiz akışta? Bir ilk golü rica edebilir miyiz lütfen? Raşit Gezal'ın sağdan getirdiği. ha Burada Atiba görecek orayı. Atiba koşuya devam ediyor. Raşit Gezal 2'yi geçti, 3'ü geçti. Boşluğu buldu. Ortaya çevirdi. Savunmadan Atiba indirdi. Galatasaray'ın dün akşam 4, 3. golüne benzemiyor mu? Kaç oyuncu var Beşiktaş'ın saha içerisinde? Ce ceza sahası içinde. Patrik Fanaholt'un attığı dar alanda ufak paslaş, kısa paslaşmalar. Hop, hop ve gol. 3, 4, 5 oyuncu mu vardı? 5 oyuncu. Kalabalık geldi ve dar alanda kalabalık savunma içerisinde pas yaparak golü bulmayı başardı. Farkı da Şimdi Atiba bu golde... burada golde, başlatıyor. Koşuyu yapıyor cezalı içine. Sonra da ekstra pası yapıyor. Atiba'nın burada ekstra pası var. Sonra Teşer'in ekstra pası var. Teşiyara topu takip ediyor mu orada yoksa Atiba mı takip ediyor? Atiba topa göre pozisyon alıp orada savunmanın uzaklaştırmasını Şimdi da engelliyor. Şimdi Teşiyara'yı orada takip eden bir oyuncu var. Dikkat et. Bak. Gutas. Teşiyara'nın o yüzden biraz şansa gelmiş oluyor top ama dikkat et. Teşiyara'yı orada çok iyi takip eden bir oyuncu var. Gutas'ı tebrik ederim. İlk hamleyi Atiba yapıyor. Bak Gutas'a dikkat edin. Burada şanssız. Türkiye'de çünkü birçok Türk savunmacı bu tarz toplarda bu tarz hücumlarda topa bakar. Ee, Pozisyon izleyin. Bak Gutas orada rakibe bakıyor. Teşere. Bak 6 numaranın savunmasına bakın. O yüzden de kesiyor. İlk yarı 2, iki, ikinci yarıda 8 dakika uzadı. Talihsizler Guttas... burada Sivas'ta biraz. Teşere'nin de o yüzden orada çaresiz kalma nedeni biraz Gutas. Gutas Bak topa bakmıyor hiç Gutas. Gördün mü? Teşere'yi savunuyor. Yapması gereken. Görev bölüşümü. Maç boyunca en az pas hatası yapan oyunculardan bir tanesiydi. Gurtas, Akıllı oyuncu. Onu da Akıllı belirtiyor. bir savunma oyuncusu. Ama burada biraz talihsizler ona çarpıyor buna çarpıyor. Atiba'nın önünde kalıyor. <laughs> bir e, sonraki e, ekrana getirmek istediğimiz e, pozisyon Demir Grup Sivas Spor'un golü. Neden? 20 kaçta geldi? 26'da geldi gol. Ancak Demir Grup Sivas Spor golü nasıl buldu? İzlemeyen izleyicilerimiz için şöyle bir hatırlatalım ceza sahasına bir orta. Burada tek başına indirdi arkaya. Bir daha kesildi. Yine tek başına yükseldi ve bu sefer golü yaptı. Bu 20 ile 26. yani gol olan dakikaya kadar bir tane de kesilen orta denemesini varsayarsak tam 7. denemesi üst üste. 6'sı başarılı bastı. mıydı? Altısı başarılı. Başarılı derken ceza sahasına geldi. Ha bloklanmadı. Evet bloklanmadı. Bir şimdi. tanesi bloklandı. Şimdi Yağmur burada, gibi yağdırdı o dönüşü. Şimdi burada Sivas. ilk hata birinci ortada. Pozisyonun başlangıcından bakalım. Sağdan orta gelirken Umut Kenan'a işaret ediyor. Bakın görevini yaptı. 28 numaraya bakın. Ne yapıyor 28 numara Kenan orada? Umut da Kenan'a işaret ediyor. Sen ne yapıyorsun? <laughs> diye. Yani Beşiktaş'ta hemen herkesin iyi olduğu bir günde Kenan yine başarıyor. Bir şekilde dikkatleri çekmeye başlıyor. Şimdi ilk orta sırasında bir duralım. Orada göreceğiz. En baştan lütfen. Sağdan. Heh. Heh, tamam. Şimdi burada bakın. 28 numara Kenan'ı izleyin. Taç atıldı. Bek oyuncusu. Kenan'ın adamı. Kenan ne yapacağını bilmiyor. Önce geriye gidiyor. Umut da orada koluyla işaret ediyor. Kardeşim o senin adamın diye. Umut da koluyla işaret ediyor. Eee Sonrasında tabii ikinci orta geliyor. Yani bence hata birinci ortanın bu kadar rahat yapılması. Orada Caner'i herhalde kontrol altında tutmaya çalışıyor. Kenan mı? Kenan. 88 Caner Osman Paşa değil mi? 88 Caner. Onu ta tahmin ediyorum tamamen. Yoksa Şimdi dediğiniz bakalım. gibi oraya koşması gerekirdi. bak Sanırım oradaki oyuncuyu hamle ederim diye mi düşündü bilmiyorum. 76 mı ortayı yapa? Onur yaptı işte ortayı. Onur değil mi ortayı yapan? Ortayı kim yaptı arkadaşlar? Ya Faysal Fajir çok özür dilerim ya. Tacı niye Faysal facir atıyor o zaman? Taç atışına dönelim. Daha da başı. Aha, pozisyonun başında var o. Caner gelmeden facir Tacı kullanmış. Biraz dengeyi oradan bozmuş ama orada sonuçta Tacıo kullandıysa Kenan'ın onunla oynaması lazım. Kesinlikle. Kenan yine orada bir kararsız kalıyor. Tacı Facir kullanarak dengesizlik yaptı. Çok zeki oyuncu Facir. Yani burada top dönüyor, dolaşıyor, sonunda gol oluyor. Facir'in katkısı unutuluyor ama yok, orada hızlı Tacı kullanarak bir dengesizlik yaratmış. Tebrik etmek lazım. Daha sonra Beşiktaş'ın 43. dakikada bulduğu Gezale ortaları, bulduğu. ortaları üst üste ortaları ister miyiz Uğur Bey? İsterseniz grafik olarak tabii buyurun verelim, onu da verelim, getirelim. Az önce bahsettiğimiz 20 26 arası. 20 26 arası. Grafiğimiz de var. Gelsin Beş ekrana. Beşiktaş'ın golü bulduktan sonra Sivas'a çok fırsat verdi anlar. Ha grafik olarak. Evet evet. Öbür türlü çok uzun sürecek diye Tolga sağ olsun. Bu şekilde. Sağdan 3 soldan dört tane orta denemişler. Diyorum ya o bölümde yağmur gibi geldi ortalar. Şimdi Sivas Spor'da 4-1-4-1 oynadı. Kofi ön libero'ydu. Orta sahada Hakan Aslan sol, Fajır sağ iç. Fajır sürekli genişletti oyunu sağa doğru ve orada bir dengesizlik yarattı. Beşiktaş'ın normalde 4-1-4-1 içinde sol iç oyuncusunun sürekli Fajır'la eşleşmesi lazım orada. Ama e, Atiba Necip orta sahasında orada bir şey oldu. Dengesizlik oldu. Fajır'ın oyunu sağa doğru genişletmesi. Bunu kim yapıyor? Fenerbahçe'de mesela Mert Hakan yapıyor. Oyunu genişletiyor. Taç çizgisine doğru oraya gidiyor. Bir anda bir dengesizlik yaratıyor Mert'in taç çizgisine doğru gidip orta yapması mesela orada. Şaşırtıyor rakip savunmaları. Sivas Spor'da Fajir bunu iyi yapmış. Bu bölümde gördüğüm evet. kadarıyla. Çünkü sağdan üç ortayı yapan oyuncu sağ iç oyuncusu. Normalde onun beş taşında sol iç oyuncusunun yani Necip'in orada Fajir'le eşleşip savunmaya gelmesi lazım. O fırsatları vermişler. Necip bu maçta çok iyi değildi geneline bakacak olursak. Zaten değişti sonra değil mi? Evet. 55'te yerini Josef'e bıraktı. Ama bu taktiksel bir şey. Yani Fajr'ın buraya kadar oyunu genişletip kenar ortaları yapması. O dönemde çok müsaade etti Beşiktaş buna ve en sonunda da 6. 7. ortada da golü gördü kalesinde. Dediğimiz gibi Raşit Gezal'ın attığı ikinci golü hemen getirelim ekranlarınıza. Umut hakikaten az önce sizin de ha, veriyor aynen. Burada bomboş kaldı Umut. Şimdi Umut normalde Arkada baskı bu kadar... altında. Yani oradan orta yapacak Umut. hayatı boyunca yaptı oradan ortaları ama hep merkeze bölgeye attı. Yani öyle bir gösteriyor ki Gezel kendini. ya yani Umut bu asist için gidip bir yeme kısmarlaması lazım. <laughs> Gezel hafta işte. Gerçekten yani bu olacak bir şey değil yani. Buradan asist çıkaracağını kendisi bile inanmıyordu muhtemelen. Yani Gezal öyle bir koridora koşu yapıyor ki öyle bir gösteriyor ki kendini Umut'a e, süper bir asist yapmasını sağlıyor. Atiba yine burada. Pozisyon içerisinde. Atiba birçok anda maçın içerisinde, pozisyon içerisinde. Bakalım. Atiba'nın e şeyleri de var. Veren. İstatistikleri var. Yo -yo, e, oyunun Golün öncesinden bahsediyorum. Gol dedi zaten çok net bir gol oldu. Öncesinde... Batu Şahin orada doğru bir konumlaması var. İki stoperi orada dengesini bozması ve üzerine çekmesi var. Burada Atiba pası verdi. Evet Teşere'ye. Teşere sol bek oynuyor. Orada Batu stoperleri meşgul ederken. Kamara ve Gutas'ı. Gezzal. Ya şimdi Türkiye'de biz açık oyuncularından, sağ açıktan, sol açıktan çok fazla gol beklemiyoruz ve çok fazla böyle taktiksine kadar açılsınlar ve orta yapsınlar gibi beklentimiz var. Halbuki onlar da forvettir. Yani normalde sağ forvet, forward, sol forvettir onlar da. Onların da daha fazla gol atması lazım. Ki Beşiktaş'ı Larin atıyor. Gezal'in de atması lazım. Buralara daha çok girmesi lazım. Gezal'in buralara girmesi iyi haber. Mesela Galatasaray'da Kerem giriyor. Adana Demirspor'da Yunus giriyor. E, Trabzonspor'da Vakayeme giriyor. O yüzden de çok gol sayılarına ulaşıyorlar zaten. Gezzal'in de buralara daha çok girmesi lazım. Girdiğinde bak, oyunu iyi okuyabildiği için o stoperle bek arasındaki o yarım boşluğu değerlendiriyor. Half space'i değerlendiriyor, golü atıyor. Şurada Atiba'nın performansını da hemen hızlıca getirelim grafiğimizi yani performans grafiğini de. Ekrana 78 kez topla buluştu, %95 pasla oynadı ve 11.7. Müthiş oynadı. Kilometre koştu. Müthiş oynadı. Sanırım yine kontrat müzakeresi dönemi. Herhalde bir yıl daha uzatacaklar. Bir 30 yıl daha herhalde Atiba'yı bir yıl bir yıl uzatacaklar. <laughs> Çünkü öyle görünüyor, öyle hak ediyor. O da 2022 ile beraber performansını yükseltti. İstatistiklerden daha fazlası bu maçtaki performansı. Gerçekten kazandığı sahipsiz toplar, kazandığı ikili mücadele hep kritikti. Hep doğru zamanda doğru yerdeydi. Ee, 8 numara rolünde çok iyi oynuyor. Cezalanlı o 2'nin santifor koşularını çok iyi yapıyor. Batu Şua'yı ee, da rahatlatıyor. sol açığın sağ açığında cezalanına girmesine imkan tanıyor. Oralara yaptığı koşularla. Yeni sezonda Jetson Fernandez'in de gelişiyle e, tahmin ediyorum Piyaniç'te işte devam etmezse Jetson Fernandez de 6 numara oynarsa Beşiktaş'ta Atiba'nın da katkısı sürer. 8 numara katkısı sürer. Yani ben hep yeni sezon planlamalarından söz ediyorum ama tabii Galatasaray için Beşiktaş'ın için şu an yeni sezon planlamaları yapmaları normal. Çünkü şampiyonluk şansları yok. Bir taraftan da yeni sezonu planlıyorlar. Jetson geldiğinde Beşiktaş'a Atiba'nın da yine asist ve gol sayısını artırır. Atiba daha fazla o ikinci santifor koşlarını yapar. Çünkü defansif olarak Jetson çok iyi olduğu için Atiba'yı rahatlatır. İki tane değil mi? Ee... Hatta Josef de 8 oynarsa. Evet. Çok enteresan bir üçlü olur o. Yani Cetson gelip Josef Vatiba'yı 8 kullanırsa Beşiktaş, Önder Karaveli devam ederse çünkü ben tahmin ediyorum Cetson'u 6 kullanır. Nasıl bugün Piyaniç'i 6 kullanıyor olduğunda yani. Piyaniç sağlıklı olduğunda Piyaniç'i 6 kullanıyor. Orada top ayağına yakışan mahir bir oyuncu tercih ediyor. Jetson gelince de bence Jetson tercih eder 6 numara olarak. Atiba ve Josef'i 6 kullanır. 8 kullanır özür dilerim. Onların da gol ve katkısı artar. İki tane pozisyon var maçtan sizlerle paylaşmak istediğimiz hani tartışmalı olarak görülen pozisyonlardan. Adı üstüne tartışmalı da bazı Bakalım. pozisyonlar tartışmasız elbette net penaltı ama herkesin fikri var o yüzden öyle net isimlendiriyoruz. Öncelikle 26 numaralı pozisyon ha ekrana gelmiş zaten dakika 70. Burada Hakan'ın topa 51 müdahalesi var mı? Şuradan tekrar göreceğiz burada offside yok. Atiba güveni nefis kaçırıyor. Şurada. Gerçekten bu müthiş. Güven girdikten sonra şu yaptığı koşu. Şurada demarke net. vaziyette orada bulunması müthiş bir hücum. Güveni de Atiba'yı da burada tebrik etmek lazım. Ama Atiba bu işleri hep yaptığı için özellikle <laughs> ben güveni tebrik etmek istiyorum. Çünkü pozisyonun gelişiminde geniş açıda daha iyi görüyoruz. yani Güven ne kadar doğru bir koşu yapmış ne kadar doğru bir yere. Bu pozisyonda Hakan şanssız ama var müdahalesiyle penaltı kararı gitti izledi. Hakan Arslan iyi bir oyuncu. Tabii ki elle oynama düşüncesi yok. Sarper Barış Saka. Talihsiz bir şekilde kolu açık yakalanıyor. Yakın mesafe işte kolunu kaçırabilir miydi vesaire hani bazı kolunu kriterleri... kaçıramazdı ama kolu doğal konumda değil. Üç tane soru soruyoruz. Buyurun. Birincisi karar verebilecek kadar zamanı, mesafesi var mı? Yok. yok Oradan sıkıntı yok. İkincisi el mi topa gidiyor, top mu gidiyor? Top bele gidiyor. Orada Doğru. sıkıntı yok. Fakat üçüncü sorudan kaybediyor. Kolu doğal konumda değil. Kolu 90 derece doğal hareketin dışında açılmış. Yani Hakan şanssız burada. Niyeti Nedir? elle oynamak değil biliyorum. Pozisyon, ama kol niye burada derler ama. Pozisyon adama. itibariyle de topun yönünü değiştiriyor değil mi? Alıp arkasına taşırmış e, gibi. Tabii. Şimdi kol böyle olmasa tamam. El topa gidiyormuş gibi mi göründü Gitmiyor acaba? bence. Bence gitmiyor. O top ele gidiyor. Oluyor. Ama kolun konumu doğal konum değil. Kolun normalde vücudun doğal hareketinin dışında 90 derece açık olması burada penaltı sebebi. Peki, bir diğer pozisyonda Josef de Souza'nın ceza sahasında eline çarpan top sonrası Demir Grup Sivasspor'un kazandığı penaltı. Ya bu çok enteresan bir pozisyon gerçekten. Uzun süre ben burada Kayode'nin dokunup dokunmadığını anlamaya çalıştım tekrarlarda. Sonra evet burada verdiğimiz tekrar da görünüyor. Kayode topuyla dokunuyor, dokunuyor değil mi? Dokunuyor. 8 numaralı Sivas sporlu oyuncu topuyla dokunuyor. O dokunduğu için de Joseph'in koluna geliyor top. O zaman bakalım Joseph'in kolu doğal konumda mı değil mi? Joseph'in hareketinde bu kol doğal konumda mı değil mi sizce? Bu dilde dostlar az önce gördüğümüz daha başından alınan bir tane Kayode'nin dokunduğunu net bir şekilde görünüyor. ha baştan alalım tekrar. Çünkü Kayode dokunuyorsa iş değişiyor. Joseph'in karar verebilecek kadar zamanı yok. Kayode dokunmuyorsa top uzaktan geldiği için Joseph'in kolunu kaçırabilecek zamanı olduğu için penaltı değer. Şurada bakın. Ama koya burada dokunuyor. Evet. Dokunduğu için iş değişiyor. Çok kısa mesafe. Joseph'in karar verebilecek kadar zamanı yok. O zaman buradaki soru şu. Joseph'in kolu doğal konumlama. Hareketin bir parçası mı kolunun yeri? Biraz, biraz, ben de monitöre yani bakayım. Yani profilden göründüğünde sanki sağ kol biraz açık gibi mi? Ben de monitöre bakayım. Benim monitörüm çok uzakta kaldı. Ya da değil mi? Bakın şöyle. Temas var. Temas kesin var da kol doğal konumda mı değil mi? Vücudun doğal hareketin bir parçası mı? Bu kol değil mi? Soru bu. Ne diyorsunuz? Bana sanki değilmiş gibi geliyor. Ama tabii iki ayakta havada. Hareket halinde. Bilemedim. Evet. Talihsiz. Hakem verseydi, hakem direkt vermedi mi Sarp Ebaresi Tabii vardan. Hakem verseydi tamam derdim. Varın Atilla Karaoğlan'ı çağırabileceği netlikte bir pozisyon değil bence. Atilla Karaoğlan fena bir video hakem değil ama yani şimdi bu pozisyonun net ve bariz olması lazım çağırması için değil mi? Şöyle baksak. Bence Kayode'ye değdiğini o görmedi. Ha, Bir elle oynama var mı? Var. Delil var mı diye sonuçta düşünüyor değil mi? Bence Kayode'ye değdiğini görmedi. Kayode'ye değmiyorsa %100 ben altı. Çünkü mesafe var ya, Josef'in kolunu sakınabilecek zamanı var. Kayode'ye değdiğini bence görmediği için davet etti. Çünkü Kayode'ye değdiğini görünce... Sonra da kaçtı diyorsunuz yani. Normalde bu da dediğim gibi bak tekrar söylüyorum. Serpa Baris Saka oyun nakışı içine bu pozisyona penaltı verse itiraz etmem. Derim ki hakem öyle yorumladı. Gri pozisyon derim. İtiraz etmem ama VAR'a ne diyor protokol? Gri pozisyonda çağır demiyor ki. Net ve Baris'le çağır diyor. Kayode değdiği için pozisyon net ve bariz gibi gelmiyor bana. Gri gibi geliyor. Tekrar ediyorum hakem verseydi okey derdim. Tamam. Penaltıyı hakem vermiş. Takdir hakkını kullanmış. Doğru karar derdim. Video Videoyarken Atilla Karaoğlu'nun davet edebileceği netlikte mi? Orada biraz şüpheliyim. Çünkü davet koşulu olarak protokole net ve bariz pozisyonlarda çağır demiş. Atiba Atiba dedik Uğur Bey. Acaba e, az önce siz de söylediniz e, dolaylı yoldan. Atiba bu maçta ya da son 1-2 maçta biraz daha mı geride oynuyor? Biraz daha geride mi oynuyor? Şimdi Teşer oynadığında... Savunmaya biraz daha mı yakın? Yerine... Yerleşim değişiyor Beşiktaş'ta. Teşer'e çünkü ikinin santrfor gibi oynuyor. Teşer'e ikinin santrfor gibi oynadığı için Necip Atiba aynı hatta oynamak zorunda kalıyorlar. Teşer'e Sızoğlu'nda Piyaniç 6 numara oynuyor. Mesela Josef'le Atiba 8 oynuyor. Dolayısıyla daha önde görünüyorlar. Ama Teşer oynadığında Teşer'in orta saha yardımı zayıf. İkinin Santifor gibi oynadığı için Necip Atiba beraber aynı hatta oynuyor. Dolayısıyla Atiba'nın yeri değişmiş oluyor doğal olarak. Yani 4-1-4-1 değil 4-2-3-1 gibi oluyorlar. Gibi teşer oynadığında veya 4 4 1 1 de diyebilirsin. Teşer ikini Santifor gibi, orta ikili Necip Atiba gibi oluyor. O yüzden Atiba'nın yeri tabii birkaç adım geriye geliyor haklısınız. Maçtan son bir soru. Wellington tercihi. Trabzonspor konuşamadık. Yarın onunla geliriz. Tabii gireriz. artık 2 dakika Trabzonspor kaldı. Trabzonsporlar şey yapmasınlar. Geniş, yarın değerlendireceğiz. Bize kızmasınlar. Bazen süre yetmiyor. Yarın ona geniş zaman ayırırız. Velinton tercihi tabii maç. maçın başında Velinton'un partneri Vida olacakmış. Vida'nın ısınırken yaşadığı sorun nedeniyle Velinton'un partneri Montero oluyor. Sanırım Gelinton sağ stoper, Vida sol stoper, Montero sol stoper öyle görüyor. Serdar sağ stoper yani görevleri ayırmış gibi Önder Karaveli. Sağ stoper olarak birinci tercihi Necip'ti geldiğinde. Sonra Velinton'a döndü. Necip'in orijinali tabii stoper değil. Sol <laughs> stoper olarak da Vida ilk tercihi, Montero ikinci tercih. Öyle bakıyor olaya. Yani çok garip karşılamıyorum. Ama yeni sezon planlamasında nasıl olur? Yeni sezon planlamasında işler değişir. Vida muhtemelen kontrat uzatır. Vida'nın partneri de Montero ve Serdar'dan birisi olur diye düşünüyorum. Çok fazla top kaybı yapmış gibi geldi bana maç oynanırken. Hatta size de yazdım ama... Yapıyor. O bu maçta Demir Grup Sivas maçında en çok top kaybı yapan oyuncu değil. Öyle kritik yerlerde top kayıpları oldu ki. Ve kalesinde pozisyon. Hatta en son dakikada söyleyeyim size. 96 de Konaten'in bulduğu pozisyon. Wellington uzun oynadı. Direkt kaleciye gitti. Demir Grup Siyas gitti. Sağdan Gutas'a verdi. O da getirdi. Kalesinde gol oldu. Ersin'in uzadığı pozisyon işte. 90'dan çıkar. 90'dan çıkar. Şimdi Wellington'a bu yetki verilmiş hocam. Sergen Yalçın da vermişti. Önde Karaveli de veriyor. Wellington'a öne gitme, ilk topa basma ve topu kullanma yetkisi verilmiş ama sana yetki verildi diye tabii ki realist döneme lazım yani. Realist döneme çıkmama lazım. Yetki var ama sorumluluk da var değil mi? Sen de burada yöneticisin. Sana yetki verildi ama yetkiyi sınırsız kullanmıyorsun. Sorumlulukların dahilinde kullanıyorsun. Wellington biraz orada e, yetkisini biraz daha realist kullanmalı. Diyelim ve bitirelim. E, Uğur Melke çok teşekkürler. Değerli izleyenler bugünkü bu kadar. Yarın yine e, bütün haberlerimizle, başlıklarımızla, maç notlarımızla karşınızda olacağız. Ama o ana kadar hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.